Öğretmenlerim merhabalar. Şimdi sizlerle öğretim stratejileri konusunu birlikte ele alalım. Hadi buyurun sorulara geçelim. İlk sorumuzu açalım. Ama sorumuza geçmeden şöyle genel bir bilgi kazandıralım. Bizim kaç tane stratejimiz var? 3. Sunuş, buluş, araştırma, inceleme. Hangisinin diğer adı alış yoluyla geçiyordu? Sunuş. Keşif, seziş yoluyla diye geçen buluş. Diğer ismi olmayan araştırma, incelemeydi. Peki şu an kimi tanımlıyorum? Bir öğretmen temel kavramları alt kavramlarla ilişkilendirerek öğrenme yapıyorsa sunuş. Örnekler vererek temel kavramı öğrenciye söyletiyorsa buluş. Bir problem durumunu verip öğrencilerin veriler toplayıp sınıfa getirmesini sağlıyorsa araştırma, inceleme, sorgulama diyoruz öğretmenlerim. Peki bunları tek tek irdelediğimizde hangisinin amacı öğrenciye soru sorarak ön bilgilerini alıp ön organize edicileri ve kavram haritaları kullanıp bilgileri ilişkilip anlamlı öğrenmeyi sağlayan sunuş. Güzel. Örnekler vererek öğrencide merak duygusunu ortaya çıkartıp belirsizliklerle keşif yapmasını sağlayan buluş. Peki öğrencisinin bilim insanı gibi araştırarak yeni bilgiler oluşturmasını isteyen kim? Araştırma, incelemedir. O zaman unutma, bir öğretmen derse soruyla başlar, tanımla başlıyorsa sunuş. Örnekle başlıyor, merakı ortaya çıkartıyorsa buluş. Soruda bir problem durumu verdi, gazete verdi, videoyu verdi, verdi, öğrenci izledi, problemi gördü diyorsa araştırma, inceleme diyeceksin. Peki hangisinde bilimsellik kazandırılır? Unutma, buluşta kazandırılır diyoruz. O zaman tek tek bakalım. Sunuş 5 basamaktan oluşur. Temel kavramları öğretmen verir, alt kavramlarla ilişkilendirir, ardından bol örnek verir. Öğrenciler kavramları yorumlar ve kendince örnek verir. Demek ki sunuşta mantık şu: öğretmen öğrenci söyleyeceğini söyler, sonra öğrenci yorum yapar, örnek verir diyoruz. Yani sunuşta öğrenci konuşur, bilgisini ifade eder diyoruz öğretmenlerim. Peki buluş 9 basamaktan oluşur. Öğretmen örnek verir, öğrenci örneği yorumlar. Öğretmen ek örnek verir, öğrenci ek örneği yorumlar. Öğretmen olumlu olumsuzlu örnek verir, öğrenci örnekleri karşılaştırır. Öğretmen ölçüt verir, öğrenci temel kavramı söyleyip örnek verir. Örneklerden nereye gitti? Temel kavrama gitti. Kim buldu temel kavramı? Öğrenci. Yani demek ki temel kavramı öğretmen hazır bir halde sınıfa verirse sunmaktan dolayı sunuş. Ama hoca örneği sınıfa verir, temel kavramı öğrenciye söyletirse bulmaktan dolayı buluştur. Yani demek ki kanka mevzu temel kavramdan gelir. Temel kavram nedir? Tanımdır. Temel kavramı hazır halde verdik, sunuş. Temel kavramı öğrenciye söylettik, buluş. Sunmak ve bulmak. Bütün mesele bu. Peki öğretmenlerim, bir bilimsel düşünme basamaklarıyla oluyorsa 7 basamaktan oluşur araştırma, inceleme. Önce öğretmen problem durumunu hissettirir, fark ettirir. Sonra öğrenci problemi tanımlar, sınırlandırır. Problemle ilgili veri toplar. Ardından hipotez, önerme, geçici çözüm üretir. Hipotezle ilgili veri toplar, hipotezi test eder ve çözer. Kim? Öğrenci yapar. Nerede? Her yerde. Yaparak, yaşayarak öğrenir. Uygulamalarla öğrenir öğretmenlerim. Öğrencinin en aktif olduğudur. O zaman geliyor. Söyle bakayım sana, haykır bir. Haykır duyayım sesini. En ekonomik stratejiyi sunuş. En kalıcı olan araştırma, inceleme olacaktır. Peki o zaman üçlü karşılaştırmaya geçiyoruz. Haydi bakalım. Gel gel, şöyle yapalım. Senin için şuraya bir S, bir B,
bir de A yapayım. Sunuş, buluş, araştırma, inceleme. Peki sunuş, öğretmenim bilişselci. Buluş, bilişselci. Araştırma, inceleme, yapılandırmacıdır. Sunuş, esasici. Buluş, ilerlemeci. Araştırma, inceleme, ilerlemeci artı yeniden kurmacıdır. Sunuşta hangi düşünme becerisi var? Tümden gelim. Buluş, tüme varım. Araştırma, inceleme, hem tümden gelir hem tüme varır. Sunuştaki öğrenci yarı aktif. Buluştaki aktif. Araştırmadaki öğrenci aktif. Hocam, buluşta aktif, araştırmada aktif. Nasıl mı ayırt edecek? Sadece zihinsel aktifse buluş, biliş, duyuş, psikomotor, bütünsel aktifse araştırma, inceleme olur. Sunuştaki öğretmen aktif, buluş, rehber, araştırmadaki öğretmen rehber artı öğrenen. Öğretmenin tek öğrenen olduğu araştırma, inceleme stratejisi diyoruz öğretmenleri. Peki sunuştaki bilgi nesnel, buluş nesnel, araştırma, incelemedeki öznel. Hocam nesnel bilgi ne demek? Bilgi nettir, kesindir, değişmez demektir. Araştırma, incelemedeki öznel ne demek? Öğretmenlerim doğru çok sayıda demek. Iraksak düşünmedir. Bilgi nesnel ise yakınsak düşünme demektir kankam. Dikkat et. Haydin bakalım. O zaman kaynağa bakalım. Sunuş ikincil kaynak. İkincil kaynak ne mi? Kitaptan, dergiden, hocadan öğrenir. Buluş ikincil kaynak. Araştırma, inceleme birincil kaynak. Nasıl öğrenir? Yaparak ve yaşayarak öğrenir. O zaman öğretmenin bir soruda kavram haritası çiziyorsa, anlatım yöntemi varsa, soru cevap varsa, soyut bilgileri öğretiyorsa, öğrencinin ne bildiğini çekip alıyorsa sunuş. Örnek olaysa, deney yapıyorsa, tartışma yapıyorsa, hı deyip bir keşfe gidiyorsa buluş. Yok yok. Bunların hiçbiri ideal. Gidip bir problem durumunu veri toplayıp bilimsel düşünüyor ise araştırma, inceleme olacaktır. Sana stratejilerin hepsini anlattım. Gel şimdi sorulara bakalım öğretmenim. Şimdi tak tak gidelim. Neyi soruyor? Buluşu. Buluşla ilgili değil diyor öğretmenleri. Haydi bakalım. Öğrenilenler farklı durumlara uyarlanabilir. Yapabilir mi? Bence de yapar. Öğrenci örneklerden genellemelere kendisi ulaşır. Evet, bulmuş, keşfetmiş olur. Öğrenilecek bilgiler tümden gelime. Tümden gelim diyen kim? Çok güzel. Tabii ki de tümden gelim diyen sunuştur öğretmenlerim. O yüzden C olmaz. Diğerlerine bakalım. Öğrencilerin önceki deneyimleri öğrenme sürecinde temele alınır. O zaman öğretmenlerim, çocukların yaşantıları tabii ki merkeze alınır. Niye? Örnekleri öğrenci örneği yorumlayacak. O yüzden şart. Öğretmen öğrencilerin olaylara farklı yönlerden bakmalarını sağlamak için onlara rehberlik eder. Doğrudur. Unutma, buluşta tümden gelinmez, tüme varılır. Bu yüzden öğretmenlerim, buluş stratejisi tüme varım olduğu için, somut işlemde kazanıldığı için okul öncesi ve ilkokulda uygundur. Ama sunuş ortaokul ve sonrası soyut işlem dönemine daha çok uyacaktır. Haydi bakalım. Bu öğretmen bu süreçte aşağıdaki belirtilen strateji yaklaşımlardan hangisini kullanmış? Öğretmen sosyal bilgiler dersine yaşadığımız bölgede görülen doğal afetleri nasıl önleyebiliriz problemini öğrencilere sunmuş. Öğretmen derse tanım mı yapmış? Örnek mi vermiş? Problem mi vermiş? Problem verince ne oluyordu? Biliyorsun, söylemeyeceğim. Ben birazdan söyleyeceğim. Peki beşer kişilik gruplar oluşturmuş. Problemi tanımlamış. Ya problemi hissettirmiş, problemi tanımlamış diyor. Daha ne desin acaba? Yine mi yakalayamadın? Tüh. Verilerin kaynakları toplamış. Ya kardeşim, problemi hissettirmiş, problemi tanımlamış, veri toplamış diyor. Evet. Geçici çözüm. Uğraştırma artık. Daha da uğraştırma. Neyi sayıyor?
bilimsel düşünme basamaklarını sayıyor. E bilimsel düşünme basamakları hangi stratejinin içindeydi öğretmenim? Tabii ki de araştırma, inceleme yoluyla öğretim. Bu yüzden cevabımız Denizli olacaktır. Haydi bakalım. Derslerinde araştırma yoluyla öğrenmeyi kullanan bir öğretmenin bu öğretim stratejisini tercih etmesinin nedenler arasında yer almaz. Kanka, araştırma inceleme çağdaş değil mi? En çağdaşıydı. Peki hangisi yer almaz diyor. Öğrenciler bilgi yeniden üretmeli, yapılandırmalı. O zaman bilgi öznel olmalı, kendince yeni bilgi ortaya koymalı. Tabii ki de o zaman bu olur. Öğrenciler bilgiyi kendilerine özgü şekilde anlamlandırabilmeleri. Kendisine özgü demek zaten Adana'dan çok da farklı değil. Öğrenciler bilgiyi kendi deneyimlerine göre, aynı cümle bak, benzer ifadeler. Bilgi okuma, dinleme ve tekrar yoluyla. Pışık, öyle bir şey olur mu ay? Öyle bir şey olur mu? Araştırma incelemede bilgiyi tekrar etmek nedir? Papağanlaşmak nedir kardeşim? Bu nerede olur? Bu davranışçı öğretme kuramlarında olur. O yüzden sen bir dur bakayım. Bilgi yapılandırılmalı. Yapılandırmacılığın zaten değişik şekilde organize edilmeli. Tabii ki de olur. Ama öğretmenlerin bir bilgiyi aynen söylüyorsa orada ezber olur. Ezberin olduğu yerde bu olmayacak. Bu yüzden cevabımız Denizli seçeneği. Niye mi? Araştırmada ezber tekrar olmaz. Nerede olur? Davranışçılıkta olur. Öğretmenim anlatım yönteminde olacaktır. Bakalım. Buluş yoluyla öğretim yaklaşımına uygun değildir. Bakalım nasıl değilmiş. Öğretmen konuya ilişkin örnekler vererek başlıyor. Uygun. Bu uygun. O zaman bir kere A seçeneğe gitti kanka. Nasıl eledim? Ya insan bu tekniği de kullanır. Sonuçta sana soruyu nasıl çözdün diyecek yok ki. Sen burada nasıl bir mantık kullanabilirsin? Eğer eminsen ele geçsin. Peki öğrenciler örnekler açıklar. Konuyla ilgili örnek verdiğinde peşinden öğrenci açıklama mı yapıyordu? Evet, o zaman 2 de olmayacak. A senin için B seçeneği deledim. Bak bu taktiği kullanabilirsin. Öğretmen konuyla ilgili örnekler verir. Doğru mu? Doğru. Zaten 3 yok. Okumaya da bilirdik. Öğrenciler ek örnekleri betimleyerek ilk örneklerle karşılaştırır. Bu da doğru mu? Doğru. Peki ardından öğrenciler zıt örnek verir. Bir dakika. Öğrenciden sonra buluşta gelmesi gereken kişi kim? Öğretmen. Ama burada öğrencilerden sonra yine mi öğrenci gelmiş? Bir dakika kardeşim. Buluş stratejisinde bir öğretmen, bir öğrenci. Bir öğretmen, bir öğrenci. Konuşmak karşılıklı olur. Öyle yok. Karşılıklı konuşacaklar. O zaman kanka öğrenciden sonra öğrenci gelmez. O zaman şu 5'i bir yuvarlak için alalım. Peki. Burada şöyle deseydi, öğretmen zıt örnekler verir deseydi, öğrenciler zıt örnekleri öğretmenin örnekleriyle karşılaştırır olabilirdi. Peki öğretmen örneklerden kurallara götüren açıklamaları yapar. Kim? Öğretmen. Bir şey soracağım. Burada açıklamayı yapan öğretmen mi olacak öğrenci mi? Öğrenci. Burada açıklamayı kim yaptı diyor? Öğretmen. O zaman burada temel kavramı öğretmen sunmuş olur. Olmaz. Buluşta bu da olmaz. O zaman öğretmenim 5. ve 7. basamak yani Denizli seçeneği bizim için ne olmayacak? Olmaz diyoruz öğretmenim. Peki bu öğretmen dersinde aşağıdaki öğretim strateji yaklaşımlarından hangisini kullanmıştır? Bir sınıf öğretmeni öğrencilerine vücudumuzdaki organları ve görevlerini tanıtmak amacıyla önce organların isimlerini tahtaya yazmış. Daha sonra bu organların vücudumuzdaki yerini model üzerinden öğrencilere göstermiş. İnsan modeli üzerinde diyor ki bakın çocuklar diyor. Bakın çocuklar mide dediğiniz burada. Kalp dediğiniz şurada. Ha ciğer dediğiniz burada. Ne yaptı? Burada örnek mi verdi? Hayır. O zaman buluş olamaz. Problem durumu mu verdi? Hayır. O zaman araştırma inceleme olamaz. Öğretmen bir konuyu direkt kendisi halolo 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 diye anlattı mı? Anlattı. O zaman temel bilgiyi direkt hazır bir şekilde öğrenciye ne yaptı? Sundu. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği yani sunuş olacaktır öğretmenim. Hadi bakalım.
sunuş yoluyla öğretim kapsamında öğrencilerine anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmek istiyorsa, unutma, anlamlı öğrenmeler nasıl gerçekleştirilir? İlişkilendirmeyle. İlişkilendirmeyle neyi yapar? Ya kavram haritası ya ön organize edici, yani ön örgütleyici, yani ön bilgileriyle yapar. Hocam, öğrencinin ön bilgileri nasıl ortaya çıkarılır? Soruyu sorarsın, o sana cevap verir. Sen de ne dersin? Aa, bu çocuk biliyor ya da bilmiyor dersin. Unutma, ön bilgi ya da kavram haritası olmadan anlamlı öğrenme olmaz. Kavramları açıkladıktan sonra anlatımı örneklerle desteklemek anlamlı öğrenme olmaz. Dersin konusunu önceki derslerde öğrenilenlerle ilişkilendirirse, ha, eski bilgiyle yeni bilgiyi ilişkilendiriyor. Sen bir dur. Öğrencilere sorduğu soruların cevaplarını yazılı olarak istemem olmaz. Böyle bir yazılı isteme diye bir şey yok. İçeriğin sunumu sırasında öğrencilerin hatırlatıcı notlar almalarını sağlama, not aldı diye anlamlı öğrenme olmaz. Aktif öğrenme. Ya kardeşim, sunuş aktif mi ki de aktif öğrenmeyi kullanıyorsun? Git şuradan. Peki elimde ne kaldı? Anlamlı öğrenme için ne yapacağım? Yeni bilgiyle eski bilgiyi bir araya getireceğim, ilişkilendireceğim. Çocuk ne diyecek? Ha, şimdi anladım diyecek. İki türlü öğrenme var öğretmenim. Ya bilgiyi direkt verirsin, çocuk papa anlaşır, diye öğrenir. Ya da eski bilgiyle ilişkilendirirsin. Şimdi anladım der. O şimdi anladım demenin eğitimdeki karşılığı anlamlı öğrenme demektir öğretmenim. Hadi bakalım. Öğretim sürecini araştırma inceleme yoluyla öğretim öğrenme stratejisine göre yapılandıran bir öğretmenden hangisi yapması beklenmez? Kanka, bak ne yazıyor burada? Araştırma inceleme yazıyor. Neçidir bu? Araştırma inceleme neçidir? Çağdaştır özgürcüğüm. O zaman hangisi çağdaş eğitime uygun olmaz diyor. Gel bakalım. Öğrencilerin ön koşul bilgilerini harekete geçirici öğrenme merakı oluşturalım mı? Evet. Cevap veremedik mi? İyi, soru işareti koy o zaman. Konuları görevlendirdiği öğrencilerin hazırlayıp sınıfa sunmalarını isteyelim mi? Öğrenme sorumluluğu öğrencilerin üstlenmesini sağlayalım mı? Öğretmenim, hani çağdaş diye çözeceksin. Peki öğrenciler sorumluluk alsın. Bu doğru. İlgi ihtiyaçlarını dikkate aldık. Bu da doğru. Öğrenilenleri yaşamaklarsın. Bu da doğru. Peki araştırma incelemede konuları görevlendirdiği öğrencilerin hazırlayıp sınıfa sunarsa hazırlamayan diğer öğrenciler ne yapacak? Onlar için araştırma olur mu? Onlar niye araştırmıyor? Onlar da araştıracak. Olmaz öyle. Sınıfın bir kısmı araştırsın, bir kısmı pasif otursun diye. Kardeşim, her öğrencinin araştırmasını sağlatacaksın ya. Ha, o zaman ne yapıyoruz öğretmenlerim? Sadece belli öğrenciler değil, bütün öğrencilerin araştırıyor deseydi o zaman beklatlı olurdu. O yüzden araştırma incelemede bir kısım öğrenci olmaz. Bütün öğrenciler olacağı için bu yüzden B seçeneğini eleriz. Haydi bakalım. Bu etkinlik planında aşağıdaki öğretim stratejisi ya da uygulamalarından hangisine yer verilmiştir? Bir fen bilimleri öğretmeni öğrencilerine 15 gün boyunca sürecek bir çalışma yapacaklarını söyledi. Bir dakika ya. Hangi strateji, hangi görev etkinlik sunuşta 15 gün sürebilir ki? Hangisi 15 gün buluş olabilir ki? Ya aslında şuradaki süre bile cevap buradayım diyor. Ben el sallıyor sana. Sen daha hala düşünüyorsun. Devam et o zaman. Bir çalışma yapacaklarını söylüyor. Herkesin belirleyici, bak ne yazıyor? Birincil veri kaynağı. Neydi kanka birinci veri kaynağı? Yap, yaş. Yaparak yaşayarak öğrenecek. Peki birlikte neden sonuç ilişkisi kuruyor? Kanka, etkinlik sonunda değerlendirme yapıyor, çalışmalar yapıyor. Daha ne desin acaba? Birincil veri kaynağını kullanan sadece araştırma inceleme. Bir bilgiyi öğretmenin uzun süreli araştıran, bilgi toplayan kim? Araştırma inceleme olacak. Yani sorumuzun cevabı nedir öğretmenlerim? Bursa olacaktır. Haydi bakalım. Korkut öğretmenin aşağıdaki öğrenme yollarından hangisini kullanarak ön bilgi eksikleri gidermesi söylenebilir? Öğretmenim, ön bilgiye vurgu yapıyorsa
Haydi paragraf okuma. Ön bilgiyi biz niçin yapıyorduk? Anlamlı öğrenme için. Anlamlı öğrenmeyi yapan hangi strateji haykır? Tabii ki de sunuş. Hocam sunuş yok. Var. Nerede? Burada. Hani? Burada ya. Hocam orada alış yazıyor. Gözü kör olmuyor sıcağı. Alışın diğer adı sunuştu ya. Hocam ben unuttum. Unutma. Niye unutuyorsun? ÖSYM'e sen unutursan ne yapar? Seni ya bir daha çağırır seni. Beni hatırla. Beni hatırla der sana. O yüzden cevap Ceyhan yani alış diğer bir ismiyle sunuş olacaktır öğretmenlerim. Hadi bakalım kazanımlardan öğrencilerini ulaştırmak için hangisini sırasıyla kullanması gerekir diyor. Öğretmenim ne diyor kazanım? Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için çevre kirliliğinin önlenmesine katkılarını ifade eder. Kim? Öğrenci. Öğrenci bir yerde katkıya ifadede bulunuyorsa o zaman ne yapmış olur? Bulmuş olur. Ha, biz ayrımı ikinci kısımdan yapacağız. Yani ikinci kısım buluş mu, sunuş mu, araştırma mı? Gel bakalım. Nükleer enerji kullanmanın doğuracağı fayda ve zararları sorgular. Bir şey soracağım. Hangi stratejide, pardon sunuşta öğrenci sorgulama yapabilir mi? Yapamazsın kardeşim. Sen kimsin? Sen kimsin sorgulama yapıyorsun? Hadsiz. Sen sana verileni al yeterli. Sen ne yapacaksın sunuşta? Hoca bilgiyi veriyor ya, o emaneti alacaksın. Onu değiştirmeden böyle koyacaksın. Sınava kadar saklayacaksın. Sınavda da ÖSYM isteyeceğini diyeceksin. Al kardeşim, al kardeşim. Yorum yapmadan bu şekilde yapacaksın. O yüzden sorgulama olmayacağı için sunuş olamaz. Nükleer enerji kullanmanın doğuracağı fayda ve zararları sorguluyorsa bu çocuk bununla ilgili bir bilgi toplaması gerekir değil mi? Araştırması gerekir. O yüzden cevabımız Adana olacaktır. Sorgulamanın, eleştirel düşünmenin olduğu araştırmadır. Hocam niye buluş değil? Öğretmenim, çünkü buluşta sorgulama yapamaz. Buluşta karşılaştırma yapar. Yorum yapabilir ama öğretmenim sorgulama yapamaz. Çünkü buluş temel kavramı öğrenciye keşfettirmekten ibarettir öğretmenim. Haydi bakalım. Öğrencilere keşif yoluyla, keşif neyin diğer ismiydi? Buluş. Öğretim sürecinde hangisiyle başlaması daha uygun olur? Keşife neyle başlıyorduk? Tanım, örnek, problem durumu. Tabii ki de örnek. Bak bakalım. Öğrencilerin karşılaştıkları problem, problem diyorsa araştırmadır. Konuyla ilgili basit düzeyde örneklendirmede bulunarak, örnek diyorsa cepte bekle. Tüme varım yoluyla öğrencinin genellemeleri. Kanka bu başta değil, bu sonda olacak bir şey. Eleh, öğrencilerin kendi örneklerini. Bir dur, öğrenci kendi örneğini en son verir buluşta. Öğrencileri meraklarını uyandıracak bir problem durumu. Şuradaki ifade doğru da şu yanlış. Merakını ortaya çıkaracak örnek deseydi olurdu. Problem dediği için olmaz. Buluş, keşif her zaman neyle başlar? Örnekle başlar. Bu yüzden cevabımız Bursa seçeneği olacaktır öğretmenlerim. Ne yaptık şimdi sizlerle? Buluş stratejisi, sunuş stratejisi ve araştırma inceleme stratejisi ile ilgili bütün ilgili özellikleri verdik öğretmenlerim.